Arkadaşlar merhaba, elimde bir kitap var. Bu kitapta Silis bölümünü okuyorum. Silis'in belirli sıcaklıklarda kristal kuvaslara nasıl dönüştüğünü anlatan bölümdeyim. Bu bölümle ilgili işte hangi sıcaklıkta düşük basınç, düşük sıcaklık kuvarsı, hangi derecede yüksek sıcaklık kuvarsı, alfa kuvars, beta kuvars bunları anlatıyor. Bunları anlatırken bu silisin şurada bir şeyi çok dikkatimi çekti. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu silis değişik şekilde kristal kuvaslara dönüşebiliyor. Bunlardan işte dikkatimi çeken şu: yüksek basınç altında duyarlı, diğer bir silis modifikasyonu koesit mineralidir. Monoklinik pseudo hegzagonal olan bu mineralin özgül ağırlığı 3.01 gram metreküp olup kuvarsa kıyasla %14 daha ağırdır. Bu durum mineralin oluşumunun yüksek basıncın etkili olduğunu göstermektedir. Elmasın içinde bulunan kuvezit kapanımları bunların 100 kilometre veya daha derinlerde oluştuklarına işaret etmektedir. Diğer paragrafta, şurada görmüş olduğunuz paragrafta da şöyle bir bilgi var. Silisin çok yüksek basınç altında 120 bin ATM üzerinde duyarlı olan modifikasyonu ise özgül ağırlığı 4.35 gram bölü santimetre küp olan stishovit mineralidir. Kuvazit ve stishovit minerali oluşumlarında yüksek basınç gerekli olduğundan üst manto koşullarında veya yeryüzüne meteor çarpması sonucu veya nükleer patlamalar ile ilişkili olarak oluştukları ve bu hususta bir kriter teşkil ettikleri de belirlenene belirtilebilir. Yani arkadaşlar burada daha önceki yapmış olduğumuz videolarda, bu elmaslarla ilgili yapmış olduğumuz videolarda, özellikle kimberlit nedir adlı videomuzda çok değinmiştik. İşte belirteç mineralleri vardı elmasları bulurken. Bunlar işte olivin, ilmenit, serpentin vesaire gibi saydığımız mineraller vardı. Şimdi burada bir de şunu dikkat almak gerekiyor demek ki. Bu koesit dediğimiz mineral, bu da manto tabakasında oluşuyor. O zaman bu koesiti bulduğumuz yerde, demek ki yani yerin 100 kilometre derinliklerinden başlayan bir yerde oluşuyor. Elmas bulma ihtimalimiz de oldukça yüksek demektir. Artı stishovit diye bir kristal kuvarsın başka bir formu, bunu bulduğumuz zaman da demek ki yüksek basınçta oluştuğu için elmas bulma ihtimalimiz fazla demektir. Ama burada hani nükleer patlamadan sonra da oluşabilirmiş bu, veya meteor çarpmasında oluşabilir. Hani bu etki elması dediğimiz elmas gibi şeyler de oluşabilir. Veya da işte yine mantodan gelen bir elmas olabilir. Bu açıdan bu stishovit ve koesit bulduğumuz yerde bunlarda elması gösteren bir özelliğe sahip demek ki, öyle diyebiliriz. Bunlar da kristal kuvarsın, işte bazı kuvarsların işte demek ki elması gösterebileceğini de burada anlatmış oluyor. Kitap bu, Magmatic Petrography diye bir kitap. Oldukça detaylı, güzel bir kitap. Burada işte böyle enteresan bir bölüm bulunca sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Daha başka ayrıntılı, daha bir şeyler olursa bu elmaslarla ilgili bu kanalla paylaşmayı düşünüyorum. Şimdiden beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.